Merhaba arkadaşlar, Krem benim en sevdiğim oyun hazırlama araçlarından bir tanesi. Kullanımı çok kolay, çok da eğlenceli. Siz ders anlatırken hemen 2 saniye içerisinde bir oyun çok rahat hazırlayabilirsiniz. O sebepten dolayı size bugün Krem anlatacağım. Şimdi krem.com adresine giriyoruz. Krem.com adresine girdikten sonra bir sign in yapıyoruz. Bakın burada Gmail ile giriş var. Ben hemen Gmail ile girişe tıklıyorum. Gmail ile girişe tıkladıktan sonra buradan rastgele bir tane hesapla açışımı yapıyorum. Şimdi bu açışı yaptıktan sonra sizin bu görmüş olduğunuz yer bomboş olacak. Bir tek burada create set olacak. Siz bu create set'i tıklıyorsunuz yeni bir oyun hazırlamak için. Hemen buraya basit bir şekilde deneme diyorum. Veya deneme demeyelim. Şöyle diyelim işte 3. sınıf Türkçe diyelim. Konumuz sıfatlar olsun. Şimdi geriye bu alt taraf kalıyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi language denilen bir bölüm var. Eğer ki İngilizce dersin için kullanıyorsanız burayı işte English diyebilirsiniz. Örnek veriyorum bu tarafı da işte Turkish diyebilirsiniz. Bunu yapmakta zorunda değilsiniz. Ancak flash kart okumayı yaptırmak istiyorsanız o zaman mecbur yapacaksınız. Şu alttaki reklamlar her türlü burada. Bundan bilginiz olsun. Şunu şöyle kapatabiliyorsunuz bunları. Her birini bir kenarından kapatabiliyorsunuz ama her sayfa yenilendiğinde tekrar geliyor. Şimdi bir tarafımız İngilizce, bir tarafımız Türkçe. Biz hemen başlıyoruz. Tabii ben bunu İngilizce yapmayayım. Türkçe yapayım. Biliyorsunuz benim İngilizcem o kadar da aman aman değil. Mesela konumuz neydi? Sıfatlardı. İşte sıfatlarda ne olsun? İşte zıt anlamlı veya sıfatlar demeyelim, zıt anlamlı kelimeler diyelim. Zıt anlamlı kelimeler dedik. Hemen buradan başlıyorum. İşte siyah dedim. Bakın bilgisayarınızda çift tarafa giden ok tuşları var. ESC'nin hemen iki altında. Çift taraflı oka bastığınız zaman bir sonraki kareye atlar arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Bu yüzden de bu kare sürekli gider. Normalde ilk açtığımızda burada 3 tane karşılıklı kare var. Ben buradan Add New Card dediğimde 4.'yü açar. Add New Card dediğimde 5.'yi atar. Ama daha kolay olması açısından her tab tuşuna bastığınızda bir sonraki yere atar. Beyaz dedik. Hemen alt tarafa girelim. Ak diyelim. Al diyelim. Uzak. Yakın, kısa, uzun, nedir o? Alçak, yüksek, eski, yeni. Dikkat ederseniz yaptığım tek şey karşılıklı olarak bunları yazmak. Bunları yazdıkça sıcak, soğuk. Bakın en az 15 tane yazmanızı tavsiye ederim. En az 15 tane. Ama daha fazla yazarsanız da çok daha iyi olur. Çünkü oyun bu defa randoma giriyor ve çocuğun karşısına her oyun oynadığında farklı şeyler çıkıyor. Bunu okuma yazma süreci için de çok kolay kullanabilirsiniz. Örnek veriyorum. İşte şuraya Ali yazdım. Pardon, şöyle yapalım. Okuma sürecinde mesela ne diyelim? İşte Ali diyelim. Buraya bir daha Ali yazayım ki mesela bir oyunumuz var tek tek harfleri vurması gerekiyor. Tamam mı? O şekilde buradan da yapabilirsiniz. Biraz sonra görürsünüz Ali Ali diye karşılıklı yazdığım için artık göreceksiniz onu. Tab tuşuna bastım yine bir attı. İşte E olsun L olsun misal olarak. Tamam mı? Yani E'yi nerede varsa o harfin içerisinden bulma gibi. Şimdi biz bunların hepsini kaç bu 10. bunu da hemen yapalım. A diyelim, al diyelim. Rastgele mesela 2 artı 2 eşittir 4 diyelim. Tamam mı? 2 çarpı 3 eşittir 6 diyelim. Bakın matematiği de kullanabiliyoruz aslında bu işin içerisine. Ne bileyim tarihi kullanabilirsiniz. Mesela Malazgirt Savaşı kaç tarihinde oldu? İşte 1071 Malazgirt Savaşı. Yani hemen hemen bütün derslere bunu çok kolay bir şekilde
entegre edebilirsiniz. Bunu sakın unutmayın. İşte buraya da ne diyelim? Ü diyelim. Karşılıklı. Ü çok uzatmamak için buna da Z diyelim. Karşılıklı Z. Şimdi ben 15 tane yaptım. Siz dilerseniz bunu devam ettirebilirsiniz. Bakın yaptığım tek şey neydi? Tekrar gösterelim. Üst tarafta adını yazdık. Kısa bir açıklama yaptık. Bu public olayına hiç dokunmayın. Kalsın. Google Drive üzerinden tabii ki flashcard indirmeleri yapabilirsiniz. Ama bence karşılıklı yazması çok kolay zaten. Hemen bunları yaptık ve en alta gelip Create Set'e basıyorum arkadaşlar. Create Set'e bastıktan sonra bana dikkat ederseniz bir flashcard veriyor. Bakın şuradan hemen flashcardlarımızı veriyor. Evet. Siyah, beyaz, siyah, beyaz, siyah, beyaz. Tamam mı? Karşı tarafa çevirdiğinizde bir sonrakine giderseniz ak, al görüyorsunuz. Size bir test veriyor. Testin yanında bir de oyun veriyor. Beni aslında ilgilendiren açıkçası testi şu sus değil. Onlar çok hoşuma gitmiyor. Oyun bölümü çok güzel. Bana hemen iki tane oyun veriyor arkadaşlar. Oyunun bir tanesi bu. Hemen bunu bir tıklayalım. Bakın şu tepedeki linki çocuklarla paylaşmanız yetiyor bunun için. Play game diyorsunuz. Evet, biraz önce hazırlamış olduğumuz şu reklamları da bir kaldıralım. Hazırlamış olduğumuz oyun burada. 2 artı 2 neydi? İşte 4. Şimdi bir de unutmayın. Bu E... Denkler birbirine denk geldiğinde de tabii ki ekstradan bir puan alıyorlar. O sebepten dolayı yöntemi bu. Şimdi bunu kapatalım. Gelelim buna. Bunu da yine aynı şekilde linkler üzerinden çocuklara gönderebilirsiniz. Ancak çocuklara söyleyeyim. Çocuklar bunu ancak bilgisayar üzerinden oynayabilir. Start diyelim. 2 onlarla paylaşmak ya da tek tek oyunların linkini paylaşmak arkadaşlar. Şu linkleri paylaştığınız anda çok rahat yapabilirsiniz. Ben bunu sınıfın içerisinde çok rahat kullanıyordum. Hatta bununla sınıf içerisinde yarışmalar da yaptırıyordum. Yani aklınızda bulunsun. Bu da diğer alternatiflerden bir tanesi sizler için. Evet. Umarım faydalı olur. Görüşmek dileğiyle.